Ersin Hocam, yine çocuklarımızda sıklıkla gören, bebeklerde de sıklıkla görülen su çiçeği hastalığı. Peki su çiçeği başlangıcı nedenleri nelerdir? Su çiçeği de biraz önce anlattığımız hastalıklar gibi döküntülü bir hastalıktır. Bu ateşle başlar. Birkaç gün sonrasında vücutta içi su dolu vezikül dediğimiz döküntülerle başlar. Yüzde başlayabilir. Ağız, saçta teri de ve bütün vücutta yaygın olarak görülebilir. Su çiçeği oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Diğer viral hastalıklarda olduğu gibi semptomatik tedaviye dikkat etmek lazım. Ateşini düşürmek, hidrasyonunu sağlamak, kaşıntıyı önlemek için işte gerekirse ağızdan şuruplar vermek. Çok zorda kalınırsa vücudunu o döküntüler üzerine sürmek için bir takım losyonlar kullanılabilir, oraları nemlendirilebilir. Ama su çiçeği olan çocuklara hiçbir zaman için aspirin zaten çocuklarda verilmez ama su çiçeğinde kesinlikle verilmez. Ona dikkat etmeleri lazım. Bazen çünkü babaanneler, anneanneler bebe aspirini çocuklara iyi gelsin diye veriyorlar. Evet. Çok büyük hata yaptıklarının herhalde henüz daha farkında değiller. Ona çok dikkat etmeleri lazım. Su çiçeği de önlenebilen bir hastalıktır. Su çiçeğin aşısı var. O da 1 yaşında çocuklara aşılama yapıyoruz. Bazen okul dönemindeki çocuklarda aşısı olmasına rağmen hafif bir döküntü ve hafif bir ateşle birlikte su çiçeği tablosuna tekrar görebiliyoruz. Bu çocukların okuldan izole edilip evde dinlendirilmeleri, bol sıvı almaları, ateşlerini kontrol altına alınmaları yeterli olacaktır. Su çiçeği eğer aşısı yapılmadığı takdirde ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır. Bunlardan önemlisi beyinde iltihaplanmaya sebep olur. Ensefalit, menenjit gibi tablolara sebep olabilir. Zatürreye sebep olabilir. Orta kulak enfeksiyonuna sebep olabilir. O yüzden de bütün çocuklara hep baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Bağışıklığı için aşılaması gereklidir. Eğer bir insan aşısı yoksa, gibi çocuk daha küçük çocuklarda su çiçeğiyle olan birisiyle temas halinde bulunduysa ilk 3 gün içerisinde hemen aşılamasında o çocuğa yapılması gerekir. Bu da akıllarında olursa ailelerin iyi olur. Çünkü bulaşıcı bir hastalık, Çok su ciddi bulaşıcı çiçeği bir hastalığı. hastalıktır. Aşısız olanlar da çok ağır seyreder. Çok da kolay bir önlenme yöntemi var aşıyla, bu da bu komplikasyonları da önlemiş oluyoruz açıkçası.